müşteviliyoruz. Sayın Muammer Keski, buyurun. Arkasında hemen Rıza Ünlü yeri var. Aydın Oda Başkanımız. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi en içten dileklerimle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sabahki oturumda Sayın Divan Başkanım söz vermek istedi. Ben de sizin içinizden biriyim. Hem deneyim, hem de içinizden biriyim. Birkaç cümle, bir selamlama cümlesi söylemeyi doğru buldum. Onun için huzurunuzdayım. Sevgili meslektaşlarım, mesleğimizi bugün geldiği nokta açısından emin olun ki fiilen muhasebe yapan bir arkadaşınızın ve ne öğrendiysem de muhasebe mesleğine öğrendim. Eğer bugün sizin huzurunuzda Şişli Belediye Başkanı sıfatıyla karşınızdaysa bunda bu mesleğin bana kattığı çok önemli işler var. Çok önemli değerler var. Ama üzülerek ifade edeyim ki gerek İstanbul Odası, gerek Turmol, bu söylediğimiz katkıları meslektaşımıza yapmaktan çok uzaktır. Bakın biraz önce Turmol başkanıyla yan yana oturuyorduk, sordum, dedim ki kaç tane kadın üyemiz var? Yaklaşık %30 dedi. Bugünkü divan, bugünkü oturum şekline baktığınızda bir tek Yeşim Hanım var, kadınları temsil eden 17 kişiyle. Ve listelere baktığımda da seçilecek yerde bir tek kadın adayımız yok. Seçilecek yerde diyor, tam kibar adaylarımız, umarım seçilir. Bakın çağdaşlığın ölçüsü sadece yaşla ya da başka şeylerle ölçülmez. Eğer biz gençlerimize ve kadınlarımıza gerekli değeri vermiyorsak ne söylerseniz söyleyin boştur. Hani o bir beylik söz var ya, ama dedikten önce söylediklerinizin hiçbir kıymeti yoktur. Ben 2-3 tane veri vererek huzurunuzdan ayrılacağım. Şimdi ben Şişli Belediye Başkanı, çok zor bir lokasyonda belediye başkanı olmuş bir arkadaşımızın %49'la seçildim. Meclisimizde %35'i kadındır. Bunun 7 tanesi de meslek mensubudur. 2 tane Anakent'e geçmiş arkadaşım var. Yakın tarihte Şişli için görev değişikliği oldu. %50 kadınlardan ve %20'si gençlerden oluşmaktadır. Eğer değişim diyorsanız, buradan başlamanız lazım. Yoksa onlarca yıldır hepimizin tanıdığı değerli dostlarım burada yeniden aday. Vallahi bir kendi çağdaşlarım içinde olduğum dönemde kullandığım bir cümle var. Bunu söylemesin, kendime haksızlık ederim. İnsanlar evleniyor, boşanıyor. Bürolarımızı onlarca değiştirdik. Evlerimizi değiştiriyoruz. Ama bir türlü yöneticilerimizi değiştiremiyoruz. Hep aynı yöneticilerimiz. Ayrıca misli temsil sistemini burada eleştiren arkadaşlarım var. Özellikle buradan misli temsil eleştiren arkadaşlarıma bir önerim var. Bu mücadele evet hücumedir misli temsil. Ama demokrasinin gereğidir misli temsil. Misli temsili gelin, bütün gruplar ortaklaşsın, yeniden değişimini sağlayalım. Aksi takdirde, bakın o zaman bir oy fazla alan bütün çoğunluğu alıyor. Böyle demokrasi olamaz. O yüzden sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, Atatürk'ten bir örnek verdi Antalya'da başkan. Ben de bir örnek vererek sözlerimi bitireyim. Cumhuriyet'in ilk meclisinde Mustafa Kemal Atatürk bir önerge veriyor meclise. Ve birçok hakim, ama bu önerge çok ağır bir önerge. Lider Atatürk'ü daha da öne geçirecek, tek adam konumuna getirecek bir önerge. İki hakim çıkıyor, önemli bir konuşma yapıyor. Ve bu iki hakim Mustafa Kemal'i gerçekten çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Ve bu eleştiri sonucunda toplantı bitiyor. Atatürk bu iki hakimi makamına çağırıyor. Diyor ki, size teşekkür ederim. Sizin birinizi
önemli Türkiye Cumhuriyeti'nin milli eğitimini belirleyen isimdir. Mustafa Necati, sizi Milli Eğitim Bakanı yapıyorum. Diğeri de Adalet Bakanı'dır. Ve o iki kişi Mustafa Kemal'e tekrar tepki veriyorlar. Diyorlar ki, paşam biz satılık değiliz. Hayır diyor, siz diyor Türkiye Cumhuriyeti için değerli iki insansınız. Ben sizi daha konuşma yaparken önergemi geri çektim. Bize de böyle liderlerin nasip olmasını diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Keskin'e biz teşekkür ediyoruz. Süre hakkındaki hassasiyetiyle ilgili gayretin teşekkürler.